Almanya'ya gelen herkes neden bir anda sosyal medya içerik üreticisine dönüşüyor, market videoları paylaşıyor, Almanya'da yaşamla alakalı videolar paylaşıyor? Neden? Yani neden? Bugün sizlerle çok önemli bir sırrı açığa çıkartıyoruz. Evet, itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum arkadaşlar. Buraya gelenlere devlet prim veriyor. Diyor ki Almanya'yı öveceksin diyor. Olaf Scholz diyor ki arkadaşlar siz Almanya'ya geldikten sonra Almanya'yı överseniz, Almanya mükemmel derseniz diyor size aylık 500 euro maaş bağlıyoruz diyor. Olaf Scholz'la anlaşmak istemiyorsanız bir de AfD ile anlaşabilirsiniz arkadaşlar. AfD de diyor ki buraya geldikten sonra diyor Almanya'yı kötüleyen paylaşımlar yapın, depresif paylaşımlar yapın diyor. Size ayda 500 euro maaş bağlıyoruz diyor. Yani isterseniz Olaf Scholz'u seçip Almanya'yı övebilirsiniz. İsterseniz de AfD'yi seçip Almanya'yı kötüleyen paylaşımlar yapabilirsiniz. Ama gerçekten bu iş çok karlı. O yüzden herkes bu işe girişiyor. Şaka kısmını geride bırakalım arkadaşlar. Ben sanki böyle her gün Almanca ile yaşayan, sürekli Almanya'yı düşünen, Almanya'yı araştıran birisiymişim gibi düşünüyorsanız hayır, yanılıyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl oluyor da bu kadar içerik üreten insan konu olarak kendine Almanya'yı, Almanya'da yaşamı seçiyor? Yani neden herkes böyle bir şey yapıyor? Evet, bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ben video paylaşmaya daha öncesinde başlamıştım. Yani bu Almanya'da yaşam, Almanya ile alakalı şeylerden önce ben zaten video paylaşıyordum. Bunun amacı şuydu, yani platformlar nasıl çalışıyor? Hangi platformda ne paylaşılır? İşte algoritmalar seni nasıl öne çıkarır falan filan. Bunları öğrenmeye çalışıyordum. O yüzden bir şeyler paylaşıyordum. Kendim video üretmesem bile etraftan bulduğum bazı şeyleri editleyip üzerlerine bir şeyler koyup paylaşıyordum. 2-3 sene önce arkadaşlar, yani bu 2023 seçimlerine gelindiği böyle birkaç sene içerisinde inanılmaz bir siyasi gündem vardı. Sürekli sokak röportajları, işte İmamoğlu şunu yapmış, Mansur Yavaş şunu yapmış, Erdoğan şunu yapmış, işte şurası oy kaybediyor, burası oy kazanıyor, bilmem ne bilmem ne. Yani inanılmaz bir gündem vardı. Seçim gündemi, siyaset gündemi, her gün bir şeyler oluyordu. O aralar arkadaşlar aynı zamanda sokak röportajları patlama yapmıştı. Yani her yerde insanlar sokak röportajı paylaşıyordu. Ben de denemek adına böyle internetten bulduğum bazı sokak röportajlarının belirli kısımlarını kesip onları editleyip böyle üzerlerine bir şeyler yazıp paylaşıyorum. Üstüne ufak tefek notlar alıyordum. Yani böyle insanların ilgisini çekebilecek, işte videonun sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda ne söyledi? Bakın videonun sonunda ne söyledi? Mesela videonun başına böyle kocaman yazıyorsun işte Almanya bitmiş, Almanya batmış falan. O zaman videolar çok izleniyordu. Özellikle bunu fark ettim arkadaşlar. Bir sürü sokak röportajı paylaştım ve hep en çok izlenen şey ne oluyor biliyor musunuz? Gurbetçi röportajlar oluyor. Yani Almanya'dan gelen birisi diyor ki Türkiye çok güzel, siz bunun kıymetini bilmiyorsunuz. Şükredin biz Almanya'da sabah akşam çalışıyoruz. Almanya'da hayat güzel değil. Almanya'da her şey çok pahalı. Türkiye çok güzel diyenler. Bakın en çok bunlar izleniyor. Yani deli gibi izleniyor ve aynı zamanda buna biri de cevap veriyorsa, yani böyle karşılıklı atışma oluyorsa bu videolar çılgın izleniyor. Yani ben de baktım dedim ki İnsanlar gerçekten Almanya kelimesini duyduğu anda yani oluyor böyle Almanya nasıl? Almanya, Almanya ne? Almanya ne? Çünkü neden? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yani yurt dışını çok bilmiyor insanlar. O yüzden böyle çok merak ediyorlar. Yani hayal satanlara da o yüzden çok inanmaya müsaitler. Neyse, yani ben yaklaşık 2 sene önce falan bu sokak röportajları paylaştığım zaman fark ettim ki insanların Almanya'ya çılgın bir merakı var. Gerçekten çok merak ediyorlar. Sonra arkadaşlar ben Almanya'ya geldim. Ben Almanya'ya gelince ne oldu? Sosyal medya platformları siz neredeyseniz önce yakınlarınızda paylaşılan şeyleri gösteriyor. Aynı zamanda ana diliniz neyse önce ana dilinizde yapılan paylaşımları keşfet kısmınıza çıkarıyor. Ben de buraya geldiğimde sürekli böyle Almanya'da yaşamla alakalı şeyler. İşte bakın Almanya'da markete gittim ne kadar tuttu. Bakın Almanya'da şunu yaptım nasıl oluyor. Almanya'ya gelmeden önce şunlara dikkat edin. Almanya'ya geliyorsanız sakın bunları yapmayın falan filan. Yani bunları görüyorum. Sürekli bunları görüyorum. Kimisi de mizah yapıyor. Almanya ile ilgili mizah yapanlar da var. İşte Almanca'nın zorluğuyla alakalı, işte böyle Almanya'ya gelen ithal damatlarla alakalı falan böyle şakalı videolar var. Neyse işte ben toparlamaya başlıyorum. Yani kimleri beğeniyorum, kimler güzel içerik yapıyor falan. Bu insanların çılgın etkileşimleri var. Acayip izleniyorlar ve kaliteli işler yapanlar da var. Ben böyle aralarından seçmeye başladım. Yani şu güzel yapıyor, bu güzel yapıyor, şu güzel yapıyor. Tabii ki ilk başlarda birisini kendinize rol model olarak seçip onu taklit ederek başlıyorsunuz. Ben de böyle Almanya'da yaşamı biraz böyle mizah içeriğiyle yapmaya çalışıyordum. Mizah konusu oldukça zor bir konu arkadaşlar. Çünkü farklı yaş gruplarının farklı mizah anlayışları var ve herkese bir anda hitap edemiyorsunuz. Ve ben de böyle bir sıkıntı yaşıyordum. Yani evet, belki komik bir şeyler paylaşıyordum ama sadece belirli kesimleri güldürebiliyordum. Ben de ilk başta böyle hem Almanya'da yaşamla alakalı mizah denemeleri yapıyorum. İşte Almanlarla alakalı falan mizah denemeleri yapıyorum. Tutar mı tutmaz mı diye. Aynı zamanda işte böyle Almanya'da yaşam, işte Almanya'nın hava durumu, iklimi, insanları falan filan böyle bu şekilde bir şeyler paylaşıyordum. Aslında yavaş yavaş bir kitle oluşmuştu ve beni takip eden bir kitle vardı. Ama ben sonrasında birkaç tane video yaptım. Nereden aklıma geldi bilmiyorum.
Almanca konuşmadan nasıl Almanca konuşabilirsiniz diye bir video yaptım. Yani kısaca ezberleyebileceğiniz kalıpları anlattığım bir şey yani. Dışarıda duyduğum kısa kısa Almanca kelimeleri, kalıpları paylaşacağım bir video yaptım. Yani böyle kalıp şeyler işte genau, das stimmt, ne bileyim du hast recht, ich stimme dir zu falan filan böyle. Çünkü çok ilgimi çekmişti yani çok kısa kısa konuşuyorlar. Ne bileyim das geht nicht, das funktioniert nicht, mit Karte bitte bilmem ne. İşte genau, işte das stimmt, du hast recht, ne bileyim das geht nicht. Das reicht nicht falan filan. Bunları toparlayıp bir video yaptım. Yani Almanya'da dedim. Hiçbir şey bilmiyorsanız bunları bilin. Hani en azından nerede kullanacağınızı bunları bilin. En azından yanlış anlamayı önlersiniz anlamında. Böyle bir video yaptım. Ondan sonra bu video viral oldu. Yani 100 bin izlendi. Benim ilk 100 bin izlenen videom böyle bir şeydi. Yani dedim ki Almanca basittir. İşte zor geliyorsa bas ittir diye bir video yaptım. Böyle çok basit bir video yaptım arkadaşlar. İnsanların da bu çok hoşuna gitti. Çünkü kimse gramer öğrenmek istemiyor. Çoğunluk yani öyle söyleyelim. Çoğunluk bana diyor ki bana işte direkt kelimeleri söyle. Ben onları ezberleyip konuşurum diyor. Yani Türkiye'den gelen çoğu insan böyle bakıyor maalesef. O yüzden de genellikle en basit, en böyle kolay videolar izleniyor. Yani atıyorum Almanca'daki bir konuyu anlatsam çok fazla insanın ilgisini çekmiyor ama Almanca ezberleyebileceğiniz kalıplar dediğim zaman herkes izliyor videoyu. Neyse ben yavaş yavaş toparlıyorum. Yani işte kurstan duyduğum şeyleri, dışarıdan duyduğum şeyleri, internetten duyduğum şeyleri böyle kalıpları toparlayıp böyle 2-3 tane daha video çektim. Sonra baktım ki gerçekten bu iş bitti. Yani daha bulamıyorum. Hani kalıplar bitti. Başka aklıma gelmiyor da. Ondan sonra birileri yoruma yazdı. Abi Almanca videolarla devam et. Abi Almanca videolarla devam et. Ondan sonra ben de dedim ki tamam o zaman Almanca konularla ilgili kısa videolar yapayım. Ben de arkadaşlar Almanca konularla alakalı kısa videolar yapmaya başladım. O sırada yine B1'im devam ediyordu arkadaşlar. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki evet ben Almanca öğretmeni değilim. Ben de herkes gibi Almanca öğrenen bir öğrenciyim. Ama insanlar benden bunu istiyor. Ve ben bu videoları yaparken aynı şekilde kendi öğrendiğim şeyleri tekrar etmiş oluyorum. Aynı zamanda telaffuzumu da tekrar etmiş oluyorum ve geliştirmeye başlamış oluyorum. O yüzden dedim ki tamam ben bunu yapayım. En azından hani hem kendimi geliştiririm hem de insanlara bir faydası olursa olur. Ondan sonra belirli Almanca gramer konularını özellikle A2 ve B1 konularını kısa videolara sıkıştırmaya çalıştım. Yani kısa bir video konu anlatımı, çok kısa bir konu anlatımı, sonrasında bir cümle örneği, sonrasında bunun Türkçe'ye çevrilmişi vesaire vesaire. Bu şekilde videolara paylaştım, 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 paylaştım. Paylaştıkça zaten her şey patlamaya başladı. Yani çok fazla izlenmeye başladı hepsi. Ondan sonra bunları devam ederken arkadaşlar video yapmaya devam ediyorum ama artık yorulmaya başladım. Yani herkes diyor abi neden video paylaşmıyorsun? Abi nerede kaldın? Abi paylaş daha fazla paylaş. Daha fazla Almanca. Daha fazla Almanca. Ondan sonra artık iyice yorulmaya başlıyorsunuz. Çünkü Almanca videoların editleri gerçekten uğraştırıyor. Yani bütün kelimeleri, bütün konuları böyle ekrana yazmanız gerekiyor. Yani onu ekrana yazmazsanız kimse sizin videolarınıza bakmıyor. Böyle açık açık yazmanız gerekiyor. Hepsinin çevirisini bile istiyorlar altında. Mesela Almanca bir cümlenin Türkçe çevirisini de istiyorlar. Yani sürekli parmağınızla video editliyorsunuz. Yani her gün video paylaşıyorsunuz. Sabah akşam, sabah akşam her gün video paylaşıyorsunuz. Parmağınızla video editliyorsunuz. Bu gerçekten yorucu bir süreç arkadaşlar. Kolunuz çok ağrıyabiliyor yani böyle çok fazla uğraşırsanız. Benim de arkadaşlar böyle kolum çok ağrımaya başladı. Bunu çok uzun bir süre yaptığım için. Ondan sonra da farklı bir konsepte geçmeye başladım. Almanca kelime öğretme konsepti. Neden? Çünkü bu videoları yapmak daha kolaydı ve kolumu ağrıtmayacaktı, beni çok yormayacaktı. O yüzden Almanca kelimelere geçtim. Yani Almanca bir kelime ve artikeli. Bunları kelimeleri ve artikelleriyle paylaşmaya başladım. Bunları oturup tabii ki bir anda yapmanız kolay oluyor. Yani işte ne bileyim 10 tane kelimeyi yazıyorsunuz artikeliyle. Onları bir günde kaydediyorsunuz. Sonrasında editlemesi kalıyor falan filan. Bu videoları yapmak daha kolay olduğu için bu kelime videolarına başladım. Kelime videolarını işte hem YouTube Shorts'ta hem Instagram Reels'ta hem TikTok'ta hepsinde paylaştım arkadaşlar. Yani biliyorum arkadaşlar herkesin kendi beğendiği bir platform var. Orada içerik üretmek istiyor. Ama aslında arkadaşlar bir platforma yaptığınız içerikleri diğer bütün platformlarda paylaşabilirsiniz. Çünkü zaten bütün platformlar birbiriyle yarışıyor. İşte ne bileyim Shorts'la Reels yarışıyor. İşte TikTok'la YouTube yarışıyor vesaire vesaire. Bunlar hep yarışıyorlar arkadaşlar. O yüzden hepsinde aşağı yukarı paylaşacağınız şeyler belli. Sadece ufak tefek ayarlamalarla, ufak tefek değişikliklerle bütün bir platformların üçünde de paylaşım yapabilirsiniz. Ben mesela görüyorsunuz YouTube kanalımda şu an 7600 küsur abone var. Bu abonelerin en az yarısını YouTube Shorts videoları paylaşmam sayesinde kazandım. Aynı şekilde bu kelime videolarının aynılarını Instagram'da paylaştım ve bir ayda arkadaşlar 10.000 küsur takipçi geldi. Gerçekten gözlerime inanamadım. Aynı şey TikTok'ta geçerli olmadı. Neden olmadı? Çünkü orada tam tersine YouTube'la bir yarış var arkadaşlar. Yani eskiden orası kısa video platformuydu. 5-6 saniyelik videolar platformuydu. Şu anda ise YouTube'la yarışmaya çalışan bir platform. Yani YouTube nedir? YouTube'da arama yapıyorsunuz değil mi? Arama yapıp video buluyorsunuz. TikTok'ta aynı bunu istiyor. Yani insanlar bir şey aramak istediğinde TikTok'a girsin istiyor. O yüzden diyor ki sen burada diyor 1 dakikadan 2 dakikadan uzun videolar paylaşacaksın diyor. YouTube'da aynı şekilde arkadaşlar Instagram Reels'la yarıştığı için Shorts'u öne çıkarıyor. Shorts her zaman Shorts atman gerekiyor. Yani ne yaparsan yap senin
denk bir şekilde short satman gerekiyor. Yani o yüzden evet her platformda paylaşın diyorum ama paylaştığınız şeyin her platformda etkisi aynı olmayabiliyor. Daha çok bu video sürelerine dikkat edin. Mesela atıyorum 1 dakika ile 2 dakika arasında bir video yapıyorsanız bunun en iyi tutabileceği, size en fayda sağlayabileceği yer TikTok olacaktır. 5-6 saniye bir video yapıyorsanız bunun size en büyük getirisinin olacağı yer Instagram olacaktır. İkisini birden yapıyorsanız bunun tabii ki size en fayda sağlayacağı yer YouTube olacaktır. YouTube en kaliteli içeriklerin, en kaliteli reklam verenlerin bulunduğu platform olduğu için tabii ki de uzun vadede YouTube'un getirisi size çok daha fazla olacaktır. O yüzden bence YouTube'u kesinlikle aksatmayın. Çok fazla insan görüyorum. Yani günde bir sürü Reels paylaşıyor, bir sürü TikTok paylaşıyor ama YouTube hesabı yok. Yani inanamıyorum. Diyorum ki aynılarını Shorts'ta paylaşsaydın sen zaten şu an YouTube'da 10.000 aboneye sahiptin diyorum. Ama yani kimse girişmek istemiyor YouTube'a çünkü farklı geliyor insanlara. Ama olay bu arkadaşlar. Bu kısmı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen her şey doğal bir şekilde gelişti. Buraya gelince dedim ki baktım insanlar Almanya ile ilgili video görmek istiyor. Ben de o zaman bunu yaparım dedim. Yaptım. Yaptıkça insanlardan yorum geldi. Abi şunu daha fazla yap. Abi şuna odaklan. Abi Almanca videosu daha fazla görmek istiyoruz. Çok fazla kimse yapmıyor. Lütfen Almanca videolarına devam et falan filan. İşte kelime videolarını şöyle yapma, böyle yap. Yani bana gelen yorumlar olmasa ben zaten tamamen kafama göre bir içerik paylaşımı yaparım. O zaman da zaten bir etkileşim, bir gelişme olmaz. Yani tamamen işte atıyorum benim bir günüm. Kime ne benim günümden yani, değil mi? Ama bazılarının da ilgisini çekiyor. Onu da yapmak var. Onu da yapmanın bir sanatı var. Onu yapamıyorum ben yani. Çünkü benim zaten beynimin çalışması böyle bilgi odaklı çalışıyor. Yani diyorum ki ben mesela YouTube'da bir video izliyorum. Oradan bir şey öğrendim mi? Ben öyle bakıyorum. Yani atıyorum boş boş oturup böyle birisinin vlogunu izlemiyorum. Çünkü çok sıkıcı geliyor. Yani bana bir şey katmadığı için. Ben de aynı şekilde paylaşım yaparken de buna odaklanıyorum. Yani insanlara ne katıyorum? İnsanlara ne öğretiyorum? Buna odaklanıyorum. O yüzden de eğitim kategorisi benim daha hoşuma gidiyor. Ama tabii ki tam olarak da böyle eğitime odaklandım söylenemez. Çünkü arada da Almanya'da yaşam, işte Almanya'da alışamadığım şeyler yapıyorum. Çünkü bunun da bir kitlesi var. Yani daha çok entertainment dedikleri eğlence sektörünün kitlesi aslında eğitim sektöründen daha büyük. Bir süredir ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Eski videolarımı biliyorsanız arkadaşlar tutorial tarzıydı. Yani bilgisayar programlarıyla alakalı şeyler gösteriyordum. Atıyorum Adobe Premiere Pro'da işte video editleme nasıl yapılır? İşte video kesme nasıl yapılır? İşte bir saatlik versiyon videoları nasıl yapılır? Yani ben birazcık daha böyle YouTube'u bir şey öğrenmek için kullandığım için insanları da bu şekilde kısa videolarla, yani uzun ders vermek yerine hani hemen şu nasıl yapılır? Bir dakika anlat geç. Bu şekilde videolar yapmayı tercih ediyordum. Ben de aynı şekilde YouTube'dan bir şey öğrenmek istediğimde 20 dakikalık bir ders videosunu değil 2 dakikalık amacıma yönelik olan videoyu tercih ediyordum. Ve ben de o yüzden dedim ki böyle bir kanal yapayım. Hani insanlar arattığı zaman hemen bulsun. Bir dakikada, iki dakikada şunu şunu yap diyeyim, işleri çözülsün. O yüzden böyle videolar paylaşıyordum. İşte Spotify'ın arayüzüyle ilgili videolar paylaştım. Playlist yapmayla ilgili videolar paylaştım falan filan. Sonra tabii ki bu diğer platformlarda Almanya'ya yönelince YouTube kanalımı da Almanya'ya çevirdim. Yani YouTube kanalım hepsinden daha eski. Ama işte bu Instagram, TikTok gibi platformlarda baktım ki Almanya kitlesi var. Benim de Almanya üzerinden, Almanca ders videoları üzerinden bir kitlem oluştu. O yüzden bunları da buna entegre etme amacıyla YouTube kanalımı da tamamen Almanca ve Almanya'da yaşam üzerine entegre ettim. O yüzden eskisi gibi böyle tutorial videoları falan paylaşmıyorum. Evet, yine uzun bir video oldu. Biraz kişisel bir video oldu ama benimle ilgili merak ettikleriniz varsa diye bunu burada cevaplamak istedim. Daha fazla bu tarz videolar çok gelmeyecek. Yani burada en azından bir beni tanımış olun diye paylaştım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.